Değerli katılımcılar, bugün Sayın Genel Başkanımızın İstanbul günü. İstanbul'da buraya gelmeden önce yapımı devam eden Hadımköy İston tesislerimizi, ki Türkiye'nin ilk 500 önemli yatırımcı şirketlerinden birisidir ve İstanbullulara ucuz ve kaliteli ekmek sunma hedefimize yönelik inşaatını sürdürdüğümüz Halk Ekmek Fabrikamızı Hadımköy'de yine ziyaret ettiler ve bizlerin bu yeni metro projesine başlarken mutluluğuna ortak oldular. Sayın Genel Başkanım, lütfederseniz sizleri mikrofonumuza arz ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yine güzel bir İstanbul günündeyiz. Dışarıda güneşimiz var. Bir fabrikayı gezdik. İstanbullulara, 16 milyon İstanbulluya ekmek üretecek olan bir fabrikanın nasıl yapıldığını birlikte gördük, gezdik, işçilerle sohbet ettik. Değerli arkadaşlarım, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yeni bir siyaset anlayışı. Siyaset halka hizmet etmekse, ki biz öyle anlıyoruz ve öyle yapıyoruz. Bütün belediye başkanlarımız halka hizmet etmek için 24 saati kullanıyorlar. 24 saat çalışıyorlar. O zaman biz halka hizmeti nasıl götüreceğiz? Hangi anlayışla, bizim felsefemiz ne olacak? Bu felsefenin ipuçlarını Sayın Başkan konuşurken zaten ifade etti. Dedi ki 16 milyon için çalışıyoruz. Şeffaf bir yönetim var. Halka hesap veriyoruz. Olağanüstü sözler bunlar. Bizim siyaset kurumunun henüz daha içine sindiremediği olağanüstü sözler. Eğer siyasetçi kullandığı paranın halkın parası olduğunu bilir ve o çerçevede harcadığı her kuruşun hesabını halka verirse, yeni bir siyaset anlayışını inşa etme yolunda adım atıyoruz demektir. Bütün belediye başkanlarımız aynı felsefeyle yola çıkıyorlar ve aynı felsefeyle çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Hükümetin dışarıdan aldığı krediden bizim belediye başkanlarımız çok daha ucuza kredi bulabiliyorlar. Neden? Daha güvenilir. Neden? Bilançoları, bütçeleri daha şeffaf. Herkes baktığında, işin uzmanı baktığında evet diyor, bu bilanço yeterli, bu bütçe yeterli. Dolayısıyla ben size daha düşük kredi verebilirim diyor. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'yi yönettiğimizde de aynı tablo ortaya çıkacaktır. 83 milyon insanımız Londra'daki bir avuç tefeciye mahkum edilmeyecektir. Bu anlama geliyor. Bütün Türkiye'de hepimiz çalışacağız, hepimiz üreteceğiz, hepimiz kazanacağız ve bu ülkede yoksulluğu tarihe gömeceğiz. İstanbul aslında küçük bir Türkiye. Dünyanın en önemli metropollerinden birisi. 21. yüzyılda hala İstanbul'un ulaşım sorununu çözemiyorsak dönüp bakmamız lazım. Neden çözülemedi bugüne kadar? Temel atmak kolay. Koyarsınız bir kürsü, mikrofonlar tamam. Çağırırsınız vatandaşları, temel atarsınız. Ondan sonrası önemli. Attığınız temel hayata ne zaman geçecek? Planlamasını yaptınız mı, yapmadınız mı? Kaynağını buldunuz mu, bulmadınız mı? Asıl önemli olan bu. Geçenlerde 15 milletvekilimizi Şanlıurfa'ya gönderdik. Şanlıurfa'da, Sayın Başkan, Şanlıurfa'da şehir hastanesinin 5 kez temeli atılmış. 5 kez kürsüler kurulmuş, temeller atılmış. Ben de tabii konuşma sırasında herhalde inşaat devam ediyor diye söyledim. Hayır dediler efendim. Ortalıkta inşaat diye tek bir tuğla bile yok. 5 kez temel atılmış. Burada da benzer olay. Güzel. Metro yapacağız diyorlar.
Açılışlar tamam, temeller tamam, arkası yok. Şimdi arkasını Büyükşehir Belediye Başkanımız ekibiyle beraber dolduruyor. Bir şey daha söyledi. İşi uzmanıyla beraber, beraber arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz dedi. Özellikle ben bir kadın kardeşimiz, hocamız ilk açılışı o yaptı. Raylı Sistemler Daire Başkanı, bu mücadeleyi yapan bir kadın olması dolayısıyla da ayrıca çok mutlu olduğumu da ifade etmek isterim. Kadına yönelik şiddetin hala Türkiye'nin gündeminde olduğu bir dönemde, bir büyükşehir belediyesinde bir kadının Raylı Sistemler Daire Başkanı olması ayrıca Türkiye içinde, dünya içinde anlamlıdır. Bu bağlamda da biz işi ehline teslim etme konusunda ne kadar kararlı ve inançlı olduğumuzu da gösteriyoruz. İşi ehline teslim ettiğinizde ne oluyor? Yine Sayın Başkan söyledi. İsraf olmuyor, israf. Eğer israf haramsa, israf savurganlıksa, israf milletten alınan vergilerin amacına uygun harcanmamasıysa, ayrı bir dünyaysa, o dünya bize kapalıdır. Biz her kuruşun yerli yerinde harcanmasını isteriz. Her kuruşun hakkını vermek isteriz. Çünkü biliriz ki o paranın içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Bu bağlamda bakıyoruz ve bu bağlamda düşünüyoruz. Belediye başkanlarımıza engeller çıkarıyorlar. Sanıyorlar ki biz bu engelleri çıkardığımızda belediye başkanları hizmet üretemez. Hayır efendim. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Asla şikayet etmeyeceksiniz. Göreviniz, önünüze çıkarılan engel ne kadar büyük olursa olsun onu aşıp hizmete devam edeceksiniz. Ve belediye başkanlarımız da bunu yapıyorlar. Hizmetse hizmet, evet. Hesap vermekse hesap vermek. Yeni siyaset anlayışının temel unsurlarından birisi de şudur. Halka hesap vermenin onurlu bir görev olduğunu siyasetçi kabul etmek zorundadır. Ben milletime hesap veriyorum. Ne kadar güzel bir şey. Onun parasını harcıyorum. Ne kadar güzel bir şey. Harcadığım paranın karşılığını alkış olarak alıyorum. Evet. Harcadığım paranın karşılığında ya Allah razı olsun, güzel hizmet yapmış dendiği andan itibaren biz zaten dünyanın en mutlu insanı oluruz. Yeni bir siyaset anlayışı bu. Ve yeni bir siyaset anlayışı sevgi üzerine kurulu. Sık sık tekrar ederim. Devlet kinle yönetilmez. Öfkeyle yönetilmez. İntikam duygusuyla bir devlet yönetilmez. Devlet bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. Erdemle yönetilir. Tecrübeyle yönetilir. İşi eline verdiğiniz zaman o işi yönetmeniz çok kolaydır. Ana ilkeleri belirlersiniz siz. Verirsiniz, işin ehli olanlar alır, o işi götürür ve sonlandırırlar. Ve yine belediye başkanı arkadaşlarımdan şunu istedim. Asla ve asla işi ehline verirken bir politik tercih içine, özel bir politik tercih içine, bu bizim partili, getirelim bu işin başına. Ama o işi hiç bilmiyor. Olmaz. Bilecek. O işi bilecek. Çünkü biz ne istiyoruz? Başarı istiyoruz. Ne istiyoruz? Bu metro hattının temeli atıldı ama orada kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Temeli atıldı ama orada kalmayacak. Bu metro hattı bitecek. Nasıl bitecek? İşi verdiğiniz zaman ehline bu iş bitiyor. Finansmanıyla, yapımıyla, çalışmasıyla, takvimiyle her şey tamam. İşte ekmek fabrikasını açarken, daha doğrusu temelini gezerken, inşaat çalışmasını yerinde görürken başındaki kişi gayet genel müdür, gayet açık ve gayet net. 2022'nin başında burada ekmek üretimine başlayacağız diyor. Takvimini söylüyor. Şu tarihte inşaat bitecek, şu tarihte makinalar birbirine montajı yapılacak. 2022'nin başında da biz burada ekmek üretmeye başlayacağız diyor. Nedir? Bir mühendis gözüyle inşaatın ne zaman başlayacağını
ne zaman sonlanacağını, bütün ayrıntıları koymuş, planlarını yapmış. İşi eline teslim ettiğiniz zaman işlerin ne kadar kolay yürüdüğünü görüyorsunuz. Girit bir iş değil aslında. Kolay bir iş. Neden? Zaten mühendisin görevi o. O işi en iyi o biliyor. O bildiğine göre de o ona teslim edeceksiniz ve sonlandıracak. Değerli arkadaşlarım, kalıcı ve köklü çözümler. Bu da çok önemli. Sayın Başkan konuşmasında köklü çözümler, kalıcı çözümler. Çünkü yapay çözümler, geçici çözümler sorunu çözmez. Tam tersine sorunu derinleştirir, çözümünü daha pahalı hale getirir. Kalıcı ve köklü çözümler ürettiğiniz zaman hem kısa sürede sorunu çözersiniz, hem maliyeti büyük ölçüde düşürmüş olursunuz. Bunu yapıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz ve mutlaka başarı sağlayacağız. Değerli arkadaşlarım, yeni siyaset anlayışında bir şey daha yapıyoruz. Yapacağız. Binlerce mağdur olan insanımız var. İzlenen yanlış ekonomik politikalar sonucunda mağdur olan insanlarımız var. Büyük mağduriyetler yaşanıyor. O kadar büyük mağduriyetler yaşanıyor ki insanlar hayatlarına son verecek noktaya gelebiliyorlar. Bir insanın yaşadığı ekonomik buhran nedeniyle hayatına son vermesi her siyasetçinin oturup düşünmesini zorunlu kılar. Zorunlu kılar. Nasıl bir yönetim anlayışı sergiledik ki insanlar yaşanan ekonomik kriz karşısında hayatlarına son veriyorlar? Ve nasıl bir atmosfer yarattık ki kişiler Bağkur primlerini dahi ödeyemiyorlar? Sosyal güvenlik primlerini ödeyemiyorlar. Verilen banka kredilerinin taksitini bırakın, faizini dahi ödeyemiyorlar. Bu mağduriyetleri telafi edeceğiz. Kesinlikle telafi edeceğiz. Esnaf kardeşlerime, Esnaf Kefalet Kooperatifinden veya Halk Bankası'ndan veya diğer bankalardan kredi verildi. Güzel. Kredileri aldılar. Ödeyemediler, dükkanlar kapalı. Efendim erteleyeceğiz bunu ama daha yüksek bir faizle. Buradan bütün esnaf kardeşlerime sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda aldığınız o kredilerin faizlerini tamamen sileceğiz ve telafi edeceğiz sizin mağduriyetinizi. Sileceğiz. Çiftçi kardeşlerime de sesleniyorum. Onların da ciddi bir mağduriyeti var. Yemi alıyor dolarla. Fideyi alıyor dolarla. Tohumu alıyor dolarla. Saman geliyor dolarla. Elektriği dolarla. Doğalgazı, her şeyi. Kredi almış. Güzel. İster Ziraat Bankası'ndan, ister diğer bankalardan. Başka? Tarım kredi kooperatiflerinden kredi almış. Faizini ödeyemiyor. Zarar ediyor. Ektiği ürünün karşılığını alamıyor. Sahip çıkanı da yok. Buradan bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Sizin mağduriyetinizi de kesinlikle çözeceğim. Mağduriyetinizi ve telafi edeceğim. Aldığınız kredilerin faizlerini tamamen sıfırlayacağım. Sadece ana parayı isteyeceğiz. Bu nedir? Bir haksızlığı, bir mağduriyeti gidermektir. Dükkanı kapat diyorsanız ne yapsın bu adam? Ne yapsın bu adam? Kapattım dükkanı. Kirayı mı ödedin? Hayır. Zararı mı ödedin? Hayır. Elektrik, doğalgazı mı ödedin? Hayır. Bankadan kredi verdim. Olmaz. Olmaz. Bu mağduriyetleri gideceğiz, gidereceğiz. Değerli arkadaşlarım, yerel yönetimlerden başladık merkezi yönetime kadar. Yerel yönetimlerdeki başarımız merkezi yönetimde sağlayacağımız başarının işaretleridir. Türkiye'yi bu bölgede en kısa sürede
bütün sorunlarından arındırıp görkemli, güvenilir, saygınlığı giderek artan bir ülke haline getireceğiz. Demokrasi gelişmiş, insan haklarına saygılı, kadın erkek toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, herkesin aşının, herkesin işinin olduğu, evlatlarımızın geleceklerini yurt dışında değil, Türkiye coğrafyasında aradıkları güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Kararlıyım, kararlıyım. Bunu mutlaka ama mutlaka birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Birlikte 83 milyon insanın Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmesine son vereceğiz. Biz üreteceğiz, biz alın teri dökeceğiz ve biz kazanacağız. Bunu yapacağız, beraber yapacağız. Esnafıyla, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, işçisiyle beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Efendim, kandilinizi kutlayarak sözlerime son veriyorum. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Tekrar bu yatırımın sonlandırılması için çaba harcayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekip arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Sağ ol Sayın Başkan. Efendim, sahnede butona basacağız. Öyle mi? Tamam. Efendim, sizi biraz... Efendim Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Genel Başkanımızın yanına lütfen ilk olarak davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun efendim. Evet hızlı bir şekilde alalım abi. Tamam tamam abi çekil çekil. Gerek yok fazla. Gerek yok. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Dikkat edin. Dikkat edin. Tamam. Koy şimdi. Tamam. Teşekkür ederiz. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Genel Başkanımız günün anısına bir kare fotoğraf alıyoruz. Bir dur. Dursun abi. Engin Bey. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız lütfen bu güzel fotoğrafta bizlerle birlikte olursanız. Ünsal Bey, Sayın Parti Meclis üyelerimiz. Sayın Genel Sekreterimiz lütfen buyurun efendim. Orhan Bey Genel Sekreter Yardımcımız lütfen buyurun efendim. Canan Başkanım. Genel Başkanımız Berat Kandilinizi kutladı. Ben de kutluyorum. İnşallah hızlıca tamamına ersin diliyorum. Genel Başkanım siz hayırlı olsun deyin. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Değerli katılımcılar gördüğünüz gibi ekranımızda metromuzun şaftında yani tünel açacağımız yerde istinat duvarına ilk harç dökülüyor. 2018'den bu yana şantiyemizde gerçekleşen ilk çalışmayı alkışlarla bizler de kutluyoruz. Çalışan arkadaşlarımız şafta şu an görüyorsunuz. Buradan başlayacak olan hattımızın en kısa sürede Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 2023 yılında açılacağı müjdesini bir kez daha sizlerle paylaşıyor. Kirazlı Halkalı metro hattımızın yapım işleri yeniden başlıyor diyerek hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerli katılımcılar, pandemi sürecindeyiz malum. Sosyal mesafeyi olabildiğince koruyarak lütfen sahnemizdeki... Şimdi Sayın Genel Başkanımız, Başkanımız inşaat alanında şaft bölgesinde incelemelerde bulunacak. Çok teşekkür ediyoruz.